Merhaba, İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyascope'un ortaklaşa hazırladığı Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının 3. bölümüyle birlikteyiz. Bugün iki konuğumuz var ve konuklarımızla Türkiye'nin kentlerinden, kentlerin Türkiye'sine raporunu konuşacağız. Konuklarımız bu projenin hazırlayıcılarından ikisi, Ayşe Köse Badur, İstanbul Politikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Koordinatörü. Evet. Ve sosyolog Fırat Genç, Bilgi Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi. İkisine de hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bu projeyi konuşacağımız için projenin hikayesinden başlayalım. Ayşe Hanım'la başlamak istiyorum öncelikle. Bu projenin hikayesini anlatır mısınız? Yani kimler vardı bu projede, ne zaman başladı, neden böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu? İstanbul Politikalar Merkezi olarak Türk Konfet'le, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ile birlikte bir yerel demokrasi ve yönetişim forumu kuruldu 2015 yılının sonlarına doğru. Ve özellikle de 1980'den sonra küreselleşme dönemiyle birlikte kentlerdeki o sermaye-mekan diyalektiğinden hareketle iktisadi etkinlikler nasıl değişti, toplumsal katılım nasıl değişti, hem ekonomik faaliyet hem kentsel olarak nasıl büyüme gösteriyor o kentler ve yönetişim nasıl tesis edilebilir bu dönemde. Bunu anlamaya yönelik bir çalışmaydı aslında bu ve 2016 yılında aslında araştırmaya başladık. Bu araştırmada da Profesör Doktor Fuat Keyman, Profesör Doktor Çağlar Keyder, Doktor Fırat Genç ve ben dördümüz birlikte ilk raporla birlikte çalışmaya başladık. 2017 Nisan'ında bu çalışma ilk ürününü verdi. İlk raporumuz kent bölge yerel kalkınmada yeni dinamikler başlığını taşıyordu ve alt başlığını da Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sine koyduk. Daha sonra bu 12 kenti kapsayan, ben çok kısaca değineceğim, 12 kenti kapsayan genel bir araştırmaydı. Daha sonra daha derin bir saha araştırmasında kapsayan 4 kenti bu kentlerin arasından seçtik ve Nisan 2019'da kent bölge yerel yönetimde yeni dinamikler raporunu yayınladık. O rapora KONDA da katkıda bulundu. Ve özellikle yani bu seçtiğimiz kentlerdeki dediğim gibi küreselleşme dönemiyle birlikteki değişimleri 2000'lerdeki özellikle yaşanan değişimi resmedebildiğimizi düşünüyorum bu iki raporda da. İkisini de bu arada hemen söylemekte fayda olabilir. İnternetten PDF olarak indirmek mümkün özellikle araştırmacılar ve merak edenler için. Şimdi 12 kent seçtik dedi. Biraz yöntemi üzerine konuşalım. İlk akla gelen soru da tabii neden 12 kent ve niye o 12 kent diye soracak olursak. Ayşe'nin söylediği gibi iki aşamalı bir çalışma biçimi izledik esasında. Bu da iki ayrı raporla sonuçlandı. İki raporun da çalışmanın da iki farklı yöntemi var temelde. İlki biraz daha bu seçilmiş olan kentleri daha makroekonomik veriler üzerinden inceleyen, daha böyle genel görünümü anlamaya çalışan, işte özellikle 2001 krizi sonrasında Türkiye ekonomisinin yeniden yapılandığı bir dönemde bu Türkiye kentlerinin, kentsel ekonomilerin nasıl geliştiğini ya da gelişmediğini anlamaya çalışan bir çalışma. Dolayısıyla daha makroekonomik verilerin incelenmesine dayalı, biraz daha böyle uzaktan mesafeyle bakan, daha hani aralarındaki ilişkileri konumlandırmaya çalışan bir çalışma. Bu kısımda işte bu saydığımız 12 kent, daha doğrusu saymadığımız 12 kent var. Bunların içerisinde İstanbul yok. Bunun neden olmadığını ayrı konuşabiliriz. Hangileri var? Ankara var, İzmir var, Adana, Mersin beraber ele alındı. Onun dışında kuzeyde Samsun var, doğuda Van var, güneydoğuda Diyarbakır var, güneyde Antalya var, Kayseri, Konya var, Eskişehir var. Doğru. İkinci aşamasında ise bunların arasında 4 tanesi seçildi. İzmir, Konya, Van ve Adana, Mersin gene beraber. Bunun da neden beraber olduğunu belki onları da konuşacağız. Bu sefer daha niteliksel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bir süreç izlendi. Bu sefer artık bu her biriyle gidip defalarca gidildi. Burada ilgili kurumlardan işte yöneticilerle, akademisyenlerle, kurum temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Daha çok mülakatlara dayanan bir araştırma yöntemi izledik. Odak grup toplantıları yapıldı. Bu ikinci aşamada esas hedefi bir parça daha bu ilk raporda ortaya koyduğumuz makroekonomik görünüm içerisinde şehirlerin tek tek sahip oldukları ekonomik potansiyellerin ne ölçüde hayata geçtiğini belirleyecek olan siyasal dinamikleri anlamak. Dolayısıyla o yerel ölçek ve merkez ulusal ölçek arasındaki çatışmalar olabilir, uyuşmalar olabilir ya da yerelin kendi içerisindeki
farklı kamplaşmalar olabilir. Biraz bunun dinamiklerini ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırmaydı. İstersen İstanbul'un niçin dahil olmaya çalışalım? Evet, evet. Tabii zaten ilk, bir sonraki sorum o olacaktı. Çünkü kent deyince ilk Türkiye ve kent deyince akla ilk İstanbul geliyor ve sanayi deyince de aslında, ekonomi deyince. İstanbul bir kere yani başlı başına zaten Türkiye'nin kentleşme tarihinin içinde hususi bir yere sahip. Dolayısıyla çok büyük bir paya sahip. Bugün Türkiye ekonomisinin kalbi orada, ihracatı, ithalatı vesaire. Yani hangi parametre üzerinden bakacak olursak olun İstanbul tabii ki başat kent. Ama o kadar başat ki bizim esasında anlamaya çalıştığımız dinamiklerin soruların anlaşılması açısından bir parça problem yaratacaktı. Çünkü tek başına ele alınması gereken bir yer İstanbul. Bu kapsamlı bir çalışma içerisinde diğerlerine yer bırakmayacaktı. Biraz biz açıkçası İstanbul'un zaten küresel ekonomiye ne ölçüde eklemlendiğini başka çalışmalardan da biliyoruz. Fakat Anadolu kentlerinin bu küreselleşmenin giderek, küresel ekonomiye eklemlenmenin giderek pekiştiği 2001 sonrası dönemde nasıl bir yol izlediği, Senen Cami'nin ne olduğunu o kadar iyi bilmiyoruz esasında. Bunu tek tek deneyen çalışmalar var elbette ki, çalışma yok değil. Ama literatürün o kısmı kent çalışmaları bağlamında hala biraz daha zayıf İstanbul'a kıyaslandığında anlaşılır şekilde. Dolayısıyla biz tercihimizi biraz bu yönde kullandık. İstanbul'un nasıl küresel ekonomiye eklemlendiğini anlamaya çalışmaktansa bu küreselleşme dediğimiz çok boyutlu sürecin Anadolu kentleri üzerine nasıl etkiler bıraktığını anlamayı tercih ettik. O yüzden böyle bir yol tercih ettik diyebilirim. Hı hı. Pratik açıdan da yani İstanbul üzerine çalışmak da herhalde biraz zor değil mi? Yani çok büyük olması, çok fazla veri belki ve o verileri işlemek de ayrı bir meseledir herhalde diye tahmin ediyorum. Yani. Kesinlikle öyle. Yani burada yani metodolojik olarak zaten çok temel bazı sorunlar var. Bunun bir kısmı kavramsal sorunlar. Yani sadece İstanbul'a özgü değil, birçok bugün dünyanın birçok farklı kenti için karşımıza çıkan türden sorunlar. En basitinden kent dediğimiz şeyin sınırlarının nerede belirleneceği bir problem. Biz bunu biraz kent-bölge tartışması içerisinde yorumlamaya çalıştık kavramsal olarak. İstanbul için konuşacak olursak yani İstanbul'un iktisadi coğrafyasını İstanbul'un ötesinden başlatmak mümkün. Çorlu'yla Gebze arası belki daha fazla bile fazla. Yani evet yani en gözle görünür olanı yani bir kere çıplak göze gözükeni o. Yani Tekirdağ'dan işte Trakya'dan İzmit'e kadarki bölgeyi kapsıyor. Bir parça daha perspektif açacak olursanız bunun içerisine Bursa da girer. Marmara. Yani bir Marmara Denizi'nin etrafındaki bir bölgeselleşmeden de bahsedilir. Yani kısaca söylemek gerekirse burada analitik birimin nasıl seçileceğine dair bir problem var. Ama bu dediğim gibi her kent için geçerli. Pratik olarak da başka problemler var. Türkiye'li araştırmacıların yakından bildiği, TÜİK'ten kaynaklı olarak bazı problemler karşımızda var. Yani her şeyden önce şehir bazında çalıştığımızda her zaman il bazındaki veriler işimize yaramıyor tabii ki. Yani çünkü ilin içerisinde belki İstanbul için geçerli değil ama mesela bir Gaziantep'i çalışacak olsanız il bazında düzenlenmiş verilerle Gaziantep kent merkezini doğrudan ilgilendiren veriler arasında bir makas var. Bu TÜİK'in çok derlediği bir veri değil. Yani bu tür pratik sorunlar da var. Bu tür pratik sorunlar İstanbul'da pekişiyor tabii ki. Ama dediğim gibi başta yapmaya çalıştığımız, peşinden gittiğimiz problematizasyon açısından İstanbul'u dışarıda bırakmak daha doğru bir strateji gözüktü bize. Şimdi iki aşamalı dedik. İlk aşamada 12 il vardı. Nasıl bir sonuç çıktı ki daha sonra ikinci aşamaya 4 il ile gidildi ve neden o 4 il? 4 il. Evet, o 4 ili çok özür diliyorum. O 4 ili de sayarsak İzmir, Konya, Adana, Mersin tek bir il olarak ve Van değil Van, mi? Evet. İzmir tabii kendisi Manisa ile birlikte bir, bugün artık bir kent bölge Ardalanı ile birlikte. Önce Ardalanı ile birlikte ondan sonra da Manisa ile birlikte bugün bir kent bölge peyzajı çizdiğini gördük bize. Bu açıdan önemli bir kent İzmir. Anadolu kentleri açısından tarihsel olarak özellikle 1980'den sonra böyle hafif bir aşağıya doğru eğim olsa da o gücünü, ilk üç büyük kent içindeki gücünü koruyor. Konya tabii milli iktisat dediğimizde ilk Konya yani o öncü kentlerinden birisi milli iktisadın. Konya'da özellikle 2000'lerden sonra yine bu Anadolu kaplanları dediğimiz, birazdan Fırat da yine onun üzerinde duracaktır. O kentler arasında öne çıkan ve hala daha ondan pek gücünü kaybetmeyen kentlerden birisi. Ama onunla ilgili sorunlar da var. Onları da yine tartışırız programın sonuna doğru. Adana Mersin tabii çok önemli. Yani Osmanlı'dan beri ticari tarımın İzmir gibi ya da Orta Karadeniz, Samsun gibi aslında ticari tarımın
Anadolu'da filizlendiği, geliştiği yerlerden birisi. Tabii Mersin lojistik noktada, Adana onun art alanı ama aynı zamanda hani bunlar tarımsal üretimi sanayiye dönüştüren bir sermaye yapısına sahip. Ama bu tabii birazcık değişti. Özellikle 80'den sonra birazcık güç kaybetti. Ama bugün de yine enerji nakil hatlarının ucunda olması, lojistik merkezi önemi ve tabii bu kentlerin mesela İzmir'de de o var. Hem Ege bölgesine ve yani adı Mersin için, Adana için de öyle, Akdeniz'e, yani bütün Akdeniz'e, bu aynı doğuya da öyle, yani bir Yafa limanıyla bir bağlantı kurabilmesi ve diğer tarafa, batıya doğru da öyle. Çok önemli merkezler. Van tabii bizim birazcık subjektif de bir tercihimiz oldu ama Doğu Anadolu bölgesindeki en önemli. Kent gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay Diyarbakır'ın yarısı kadar aslında. Yani o açıdan zayıf bir kent, ekonomik olarak, sosyoekonomik olarak zayıf bir kent. Yani Van'a baktığımız zaman, şu son dönemine bile baktığımız zaman, 2011 depreminden sonra yaşadıkları gerçekten hani sosyoekonomik gelişmeyi çok baltalayacak yapısal sorunları, çatışma sürecine ilaveten bütün bunlar. Ama Van'da Doğu Anadolu bölgesinde önemli bir çekim merkezi. Yani sınırda çevredeki, evet, sınırda bir kent. Kendine göre avantajları var. Bir, diğer kentlerden göç alıyor. Diğeri de tabii sınır. Sınırda olması. Çünkü sınır kapısı gerçekten Van ekonomisi için belirleyici olan, o sınır kapısının açık olması. Çünkü Irak'la, İran'la, Azerbaycan ve Ermenistan'la ticaret yapma, ekonomik ilişkileri geliştirme şansı var. Ama bu aynı zamanda bir kırılganlık potansiyeli de taşıyor mu? Mesela İran'la ilişkilerimiz bozulsa veya işte ambargo taşıyor. Taşıyor. Yani bunun birkaç şeyi var aslında. Yüzü var. Bir, bu taraftan var. İran'la zaten ilişkiler her zaman çok yolunda gitmiyor. Yani uluslararası konjonktür nedeniyle de. Bir, onun getirdiği sıkıntı var. Bir de Van'la ilgili bir sorun var. Mesela İran'dan insanlar geliyorlar, turistler geliyorlar gezmeye ya da iş yapmaya. Van'dan pas geçerek mesela Antalya'ya gidebiliyorlar. Van'da kalmıyorlar. Van birazcık bu engeli aşmaya çalışıyor aslında son dönemde. Bu son yaşananlar 2015-2016 belki süreçleri olmasa daha da hızlı gidebilecekti. Ama şehirde bunu hissedebiliyorsunuz. Yani artık sokaklar aydınlık, sosyal aktivite mekanları açılmış durumda. Yani o İranlı turistleri kentte ağırlamak istiyorlar ve o açıdan da kentin ekonomisi açısından çok çok önemli. Şimdi demin Adana Mersin'den konuşuyorduk. Onları tek bir il olarak aldık veya tek bir şey olarak, böyle coğrafi alan olarak, yani kent bölgesi denilen şey olarak aldık dedik. Ne demek kent bölgesi tam olarak? Yani bir bölgenin, bir şehrin kent bölgesi olması için ne gerekiyor? Ya bu tabii kent çalışmaları literatüründe kullanılan, bu literatüre aşina olan insanların da iyi bildiği bir kavram. Yani çok çok basitleştirirsem, hani mevcut kentsel merkezlerin kendi sınırlarının ötesinde özellikle iktisadi etkilerinin olması anlamına geliyor. Yani belirli bir art alanında kendisine bütünleştirmesi anlamına geliyor. Kent bölge dediğimizde bunu kastediyoruz. Çok böyle basite indirgedim ama yani böyle anlaşılabilir. Yani bir, hani bu çoğu zaman il sınırları dediğimiz idari sınırlarla özdeş olmak zorunda da değil. Bunları aşabilir. Farklı iller içerisinde, yani idari olarak farklı iller içerisinde sayılmış olan kent merkezini birbirine bağlayabilir. Hatta yurt dışında bunun örnekleri var. Bazen ülke sınırlarını da aşabilir. Bu tür bölgeselleşmeler de olabilir. Tabii kent bölge temelde, yani bu tür bölgeselleşme dinamikleri daha çok küreselleşme süreçleri içerisinde anlaşılması gereken kavramlar. Yani bu tabii küreselleşme tartışmaları da çok eski ve çok farklı boyutları var ama yani çok temelde bu küreselleşmenin son dönemini, son evresini 1970'lerin sonlarından başlatacak olursak eğer, bu dönemde ortaya çıkan bazı iktisadi dönüşümler, yani üretim süreçlerinde yaşanmış olan dönüşümler, lojistik hatlarında yaşanmış olan dönüşümler, bir takım bölgesel dinamikleri ve bölgesel yığılmaları daha önemli kıldı iktisadi anlamda, daha verimli kıldı. Bu da bazen işte idari sınırları aşan, bazen ülke sınırlarını aşan kimi eklemlenmelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Biraz daha somut konuşmak gerekirse, mesela bugün bunun çok tipik örneklerinden bir tanesi işte İtalya'nın kuzeyinde, Orta İtalya'da ortaya çıkmış olan bölgeselleşme dinamiğidir. Üçüncü İtalya denir.
Yani İtalya'nın geleneksel olarak endüstriyel merkezlerin haricinde, ki bunlar Milano vesaire gibi şehirler, bunların haricinde bir bölgenin ortaya çıkması biraz küreselleşme dinamikleriyle anlaşılması gereken bir şey. Ya da bugün Almanya'nın hani tipik endüstriyel gelişmişliğini sağlamış tipik ülkelerden biri, Almanya'nın Stuttgart şehrinin etrafında oluşan benzer bir bölgeselleşme dinamiğinden bahsedebilir. Bugün gene Avrupa'dan bir örnek verecek olursak Kopenhag'la Malmö, ki bir tanesi İsveç, bir tanesi Danimarka ülkesinde. Bu ikisi arasında ulusal sınırları aşan bir eklemlenme, bir entegrasyon süreci söz konusu. Ya da işte Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında sınır boyunda Tijuana ile San Diego arasında benzer bir dinamik var. Şimdi bu dinamik İstanbul, bunun Türkiye'deki hani en tipik örneklerinden bir tanesi. Az önce konuştuk, yani İstanbul'un idari sınırlarının çok ötesinde bir ekonomik işlevsel entegrasyon söz konusu. Şimdi bunun görünümlerini farklı şekillerde ölçebiliriz. İşte mal alışverişi, mal gidiş gelişi, insanların gidiş gelişi, yani insanlar günlük olarak nereden nereye çalışmak için gidiyorlar vesaire vesaire. Yani bunu ölçmenin farklı yöntemleri var. Ama kısaca söylemek gerekirse bütün bunlar, yani kent bölge oluşumları otomatik süreçler değil tabii ki. Yani kendinden ortaya çıkmış doğal süreçler değil. Daha küresel ölçekte ulusal ekonomilerin yeniden örgütlenmesi, burada hükümetlerin aldığı kararlar, yerel güçlerin stratejik adımları, bu adımlar arasındaki çarpışmalar bir takım bölgeselleşme dinamiklerini ortaya çıkarmış durumda. Bu da bize işte kent dediğimiz birimin daha konvansiyonel sınırların ötesinde bu türden bir iktisadi politik okumaya dahil etmeye imkan veriyor. Çünkü eski türden kent tanımları, yani belirli bir merkezin, işte sınırlarının belirli olduğu, belirli bir merkezin üzerinden anlaşılamayacak kadar karmaşık dinamikler, bugün karşımızda olan dinamikler, bize bu türden bir analitik imkan verdiği için kent bölge üzerinden gitmeye çalıştık. Ama bu şu anlamada gelmiyor, bunun altını çizmek lazım. Ele aldığımız bütün kentlerin kent bölge olduğu, o vasfı sahip olduğunu iddia etmiyoruz kesinlikle. Biraz onun üzerinden bazı hipotezleri test ediyoruz hem ilk hem ikinci çalışmamızda. Evet, onu soracaktım tam aslında. İlk raporda geçiyor galiba özellikle. Bu anılan şehirlerin, kentlerin hepsinin kent bölgesi olmadığı ya da olacağı anlamına gelmediği, evet, şeklinde bir şey. Neden kent bölgesi olamıyor veya olamayacak hepsi? Mesela İzmir kent bölge oluşumunun en net görülebileceği metropoliten alanlardan bir tanesi. Bu bir doğal gelişim süreci. Aslında hem bu doğal gelişim süreci bütün kentlerde var mı, yok mu? Birazcık da bununla ilgili bir şey yani. Bunun görülebildiği yerler var, görülemediği yerler var. Birazcık bunu tespit etmeye, bu potansiyellere bakmaya çalıştık. Mesela İzmir Manisa ile birlikte bir kent bölge niteliği almış ama bu arada bu süreçte yapılan ulaşım altyapıları mesela çok önemli. Gerek iki kent arasındaki, gerek mesela İzmir'in içindeki, yani yukarıdan en aşağıya Bergama'ya kadar inen hatta. Bunları Türkiye'nin, yani daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nun en eski hatlarından biri değil mi? Mesela evet. İzmir-Aydın mıydı? İzmir-Aydın ilk demir yolu hattı İngilizlerin yaptı. Evet. Bugün yani bütün bu kent bölge oluşumlarının bir de yani somutta da görebildiğimiz yatırımları var, dönüşümleri var. Birazcık bunları tespit etmeye çalıştık. Dolayısıyla hani bütün kentler kent bölge olması, dünyada da bu böyle, yani İtalya'da. Sadece belli bir bölgesinde özellikle kent bölgeden bahsedebiliyoruz. Ya da Almanya'da o şekilde. Türkiye'de de bunların hepsini aynı şekilde görmemiz mümkün değil. Bu yüzden de bir eleme yaptık. En net görebildiklerimiz özellikle İzmir ve Adana, Mersin. Kentlerin doğal olma... Buyurun. Küçük bir ek yapabilirim, evet, belki Ayşe'nin söylediğine. Yani bu neden kent bölge ya da nasıl kent bölge olunabilir sorusunun tabii hem daha nesnel maddi koşullarla ilgili bir boyutu var, hem de biraz daha belki politik süreçlere dair bir başka boyutu var. İlkinden başlayacak olursak, yani bir kent bölgenin ortaya çıkışı tabii bütün bu küresel ekonominin örgütlenme biçimiyle çok doğrudan alakalı. Şimdi çok böyle shortcut konuşuyoruz küreselleşme dediğimizde ama esasında 1980'lerden beri dünya ekonomisinin üretim süreçleri, tüketim süreçleri, lojistik süreçleri çok karmaşık hale geldi. Bugün bir mesela otomotiv sektörü tipik örneklerinden bir tanesi. Bir otomotivin üretimi çok farklı coğrafyalara dağılmış durumda.
Şimdi bu dağılan üretim coğrafyasının üzerinde kümelendiği bazı odak noktaları var. İşte oralara denk gelen kentlerde daha bölgeselleşme eğilimi olduğunu görüyoruz. Bu da sadece gelişkin batı ülkelerinde, sadece erken kapitalistleşmiş ülkelerde ortaya çıkan bir dinamik de değil. Bugün Çin'in birçok yerinde benzer bölgeselleşme dinamikleri var. Bursa için söyleyebilir miyiz? Bursa için, yani Bursa'nın bu hatlar üzerinde olduğunu, bu odak noktalarından birinden olduğunu söyleyebiliriz. Tabii çünkü Bursa Türkiye'nin otomotiv sektörünün kalbi, aynı zamanda dünyadaki otomotiv üretiminin akışları içerisinde önemli bir yere sahip. Şimdi bir koşul bu, maddi koşulların imkan vermesi ya da hani oralarda bir potansiyel yaratması. Belki ikincisi, bunu detaylandırabiliriz sonrasında, bu ortaya çıkan koşulların daha ileriye taşınması için, o potansiyelin fiiliyata geçirilmesi için de bazı birlikteliklerin, siyasal birlikteliklerin, koalisyonların belki yerel ölçekte ortaya çıkması, bunların kendi içinde belirli stratejileri oluşturması ve bunları hayata geçirebilecek denli güç biriktirmesi gerekiyor. Bu da hem kendi içlerindeki ilişkilerle bağlantılı, hem de merkezle ve belki yurt dışıyla, yani hem ulusal ölçekte hem de uluslararası ölçekte kurdukları bağlarla bağlantılı. Bu da işin politik boyutuna işaret ediyor. Dolayısıyla hem kendiliğinden oluşan şeyler değil bunlar, hem de her isteyenin yapabileceği, hani biz kent bölge olacağız deyip de girişebileceği bir iradi süreçte değil. Süreçte değil. Biz zaten raporumuzda özellikle ikincisinde bu dört kentteki bu politik sürecin altını çizdik. Yani her kent bölgede nasıl bir kentsel koalisyon var, merkezle yerel arasındaki ilişkine ve yereldeki aktörler arasında tam bir uyum var mı yok mu, aslında bunu da özellikle irdeledik. Onları tek tek mi konuşalım? Yani bu İzmir, Konya, Adana, Mersin, evet, ve Van özelinde aslında biraz da konuşsak fena olmaz. Mesela İzmir. Ya oraya gelmeden bunu konuşalım ama şunu soracağım. Aklımdan çıkmadan o soruyu sorayım. Biz şehir kentlerin, sizin gördüğünüz kadarıyla kentlerin potansiyellerini yeteri kadar kullanabiliyor muyuz? Yani şunu diyeceğim, Antalya mesela her zaman, sadece bu iktidar döneminde demiyorum, daha önceden beri biz çocukluğumuzdan beri biliriz, hep turizm kenti olarak da anılır ve öyle öne çıkarılmak istenir ama orada Türkiye'nin aslında tarımının da çok büyük bir kısmı yapılıyor mesela. Yani ona yönelik bir şey var, İzmir ticaret vesaire diyoruz ama orada da onun interlantarında da bir tarım var, yapılıyor vesaire vesaire. Bunun gibi Trabzon mesela, balıkçılık diyelim ki. Şu an bunu biraz farazi söyledim ama. Yani bu potansiyelleri kullanabiliyor muyuz ya da doğru politikalar izleniyor mu bu konuda diyecek olursam kim cevap vermek ister? Ya bu sorunun kısa yanıtı tabii ki kullanılmıyor. Yani o yani bizim de altını çizmeye çalıştığımız nokta o. Yani kullanılmıyor. Bunun, yani şimdi bir kentin ekonomik gelişmişliği sadece o kentin merkezindeki aktivitelerle sınırlı olmak zorunda değil. Bu anlamda tarımsal faaliyetler üzerinden de bir yerelliğin kalkınması mümkün olabilir. İşte İzmir bunun tipik örneklerinden bir tanesi. İzmir hem bir endüstriyel merkez, hem yani Türkiye'nin en büyük hizmetler sektörünün yoğunlaştığı yerlerden biri. Kendi kapasitesinin altında olsa da yani hizmetlerin yoğun olduğu bir yer. Hem de hala da bir tarım ekonomisine sahip. Son zamanlarda da işi daha çok kooperatifler üzerinden de belediyenin inisiyatifiyle, Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifiyle orayı kalkındırmaya çalışan bir yolda izlemeye çalışıyor. Dolayısıyla hala gidilecek yer var ve bu gidilecek yol illaki endüstri ya da illaki hizmetler üzerinden olmak zorunda değil. Bir kere bunun altını çizelim. Tarım da bu anlamda bir kalkınma şeyi olabilir, komponenti olabilir. Ama bunun ötesinde yani daha genel olarak Türkiye ekonomisine ve kentlerin ekonomik potansiyellerine baktığımızda bir tıkanıklığın olduğunu söylemek mümkün. Yani son 2000'li yıllarda önü siyaseten daha açık olmuş olan yerlerde dahi şunu söylemeye çalışıyorum. Yereldeki işte siyasal odakların ya da iş çevrelerinin hükümete ve onun siyasal çizgisine daha yakın olduğu yerlerde dahi, Kayseri, Konya, Gaziantep tipik örneklerden biri, orada bile ekonomik gelişmişlik potansiyeli belirli bir yerde tıkanmış durumda. Konya üzerine biraz konuşuruz belki detaylı olarak ama aynı şey Antep için de söylenebilir. Yani Antep uzunca bir zamandır işte ucuz emeğe dayanan, belirli ihracat pazarlarını gözüne kestirmiş. Bunlar çoğunlukla da Orta Doğu ülkeleri. Ve hani sermaye birikimini belirli ürünler üzerinden gerçekleştiren bir kent.
Şimdi ve uzunca bir zamandır buradan zenginliğini elde ediyor. Şimdi bu tür bir ekonomik gelişmişliğin mevcut dünya koşullarında belki gidebileceği bir yer var ama sınırları da var. Çünkü siz ucuz emek üzerinden bir zenginleşme, bir kalkınma yolu izliyorsanız sizden daha ucuza üretecek o ürünleri bir yerlerde çıkacaktır ve çıkıyor da. Dolayısıyla bir sıçrama yapılması gerektiğinde bu sefer o sıçramanın hem maddi koşulların örgütlenmesi lazım. İşte yereldeki iş gücünün daha eğitimli hale getirilmesi lazım belki. Daha nitelikli bir iş gücünü cezbedecek olan imkanların oluşturulması lazım kentsel çevre açısından. O iş gücünün belki çok daha yüksek ücretlerle çalıştırılması lazım. Yani bütün bunlar belirli adımların atılmasıyla ancak sıçramaların yapılmasıyla olabilecek bir şey. Burada bu sıçramaların Türkiye'de uzunca bir zamandır yapılamadığını ve bir yerde tıkalı kaldığını görüyoruz. İşte bunu iktisatçılar orta gelir tuzağı vesaire gibi kavramlarla da tartışanlar var. Benzer hani vurguları yapan çokça iktisatçı var. Türkiye'nin sermaye birikim rejimi bu anlamda hani belirli bir aşamanın ötesine geçmeye imkan vermiyor. Bunun tabii daha yapısal koşulları var. İktisatçılar bunu daha çok vurguluyor. Bir de daha bu bahsettiğimiz türden koalisyonların işleyişine dair daha politik aşamaları da var, koşulları da var. Bir de tabii teknolojik boyutu da var değil mi için? Yani orada oralarda üretim yapılıyor da nasıl üretim yapılıyor şimdi? Artık işte sanayi 4.0 deniliyor, evet. Yapay zeka deniliyor vesaire vesaire. Biraz geleneksel mi kalıyor oradaki? Buna karşılık da işte Türkiye'nin hala bir ucuz emek ülkesi olduğunu söyleyenler de var. Şimdi bu aynı zamanda bir siyasi tercih tabii ki. Yani bu tercihin yerine getirilmesi için koşulları sağlamak bir şey. Ama orada bir tercih yapmak da söz konusu. Sizin sorunuzun ima ettiği türden hani bir siyasal ya da iktidarın biriktirdiği türden bir blokajdan da bahsedilebilir bence. Şimdi illere gelelim yavaş yavaş, hı hı. Süremiz de daralıyorken. İzmir'den başlayalım mesela. Evet. İzmir'de ne gördünüz bu anlamda? Ya, İzmir'in tabii potansiyeli çok yüksek. Yani biraz evvel de söylediğim gibi yani hem Ege hem Akdeniz'e ekonomik ve sosyal kendisine bağlantılar kurabilecek farklı ülkelerle, farklı şehirlerle böyle bir potansiyeli var. Bir kere en önemlisi örgütlülüğü çok yüksek aslında. İzmir'in en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Temsiliyeti var yerel aktörlerin. Bu çok önemli. Ve müzakereye açık bir politik kültürü var İzmir'in. Toplumsal muhalefeti var. Güçlü bir belediye geçmişi var. Nitelikli bir iş gücü, dinamik bir nüfus yapısı var. Ama diğer taraftan kentsel koalisyonu, bütün aktörlerin uzlaşabildiği kentsel koalisyonunda biraz bazen çatlaklar olabiliyor. Ama en önemlisi yerelle merkez arasındaki çatışma, yani muhalefet partileri tarafından o kentin yönetiliyor olması, pardon, örneğin Adana'da da olduğu gibi merkezin yapması gereken yatırımların o kente gelmesini geciktiriyor. Bu da tabii ki o kentin o tıkanmışlıklarının aşılamamasında önemli bir şey. Bunu İzmir'de de görüyoruz. Örneğin Adana Mersin'de mesela Mersin'de bir hava limanının açılmaması da yapılmaması, ertelenmesi daha doğrusu. Ertelenmesiyle de görüyoruz bunu. Bu açıdan İzmir önemli ve fırsatları olan bir kent bölge olduğunu biz gördük. Kamu yatırımlarında dediğim gibi homojen bir seyir yok ve kentin sahip olduğu bütün bu avantajlara rağmen örneğin hizmetler sektöründe hala sorun var. Yani mesela İzmir'deki iş dünyasında çalışan insanlar reklam hizmetini, çok önemli bir şey, bu çok basit bir örnek aklıma geldi, hukuk hizmetini yine esas olarak İstanbul'dan alıyor. Neden? Oysa orada da eğitimli insanlar var ya da İzmir'den çıkıp dışarıda eğitim görmüş olan pek çok İzmirli genç var. Diğer taraftan şunu hemen altını çizelim. Biraz evvel Fırat kooperatif dedi. Başta tarım ve kooperatifçilik ve niş tarım olmak üzere nitelikli iş gücü çekiyor İzmir kendimize. Bu özellikle son 2 senedir tartıştığımız önemli konulardan bir tanesi. Ve bu İzmir'de çok hissedilen bir şey. İstanbulluların göçü. Hani biz hep İstanbul'a gelen göçten vesaire bahsediyoruz. İzmir'de de bir İstanbullu göçünden konuşuluyor ve tartışılıyor. Ve bunun kentteki dönüştürücü etkisi. Ama hala daha hizmetler sektörünün bu reklam, hukuk gibi dallarının yanı sıra aynı zamanda mesela kentteki bu sosyal alanlar, sosyal faaliyetler, yeme içme kültürü, gurme konularında da aslında hani İzmir'in hala daha küçük olduğu tartışmaları var. Hatta ya biz böyle İzmir yeteriz biz kendimize, gelmeyin diğerler de
var. Bu da önemli bir tartışma. İzmir açısından benim şimdilik aklıma gelenler bunlar. Belki İzmir hakkında senin ekleyeceklerin vardır. İzmir için çarpıcı rakamlarda da izlenebilecek meselelerden bir tanesi şu. İzmir yani bütün bu 2000'ler boyunca Türkiye ekonomisinin az çok büyüdüğü, 2000'ler esasında kriz dönemlerinde ciddi daralmalar olsa da overall'da bir büyümenin hızlandığı bir dönem. 2001 krizini izleyen dönem. İzmir o büyüme içerisinde nispi olarak daha az faydalanmış bir kent esasında. Yani kendi büyüklüğünü, gücünü, tarihini vesaire düşündüğümüzde daha az faydalanmış bir kent. Buna ek olarak İzmir'in mesela ürettiği devlete ödenmiş olan vergi miktarlarıyla kıyaslandığında merkezi hükümetten aldığı bütçenin de daha az olduğunu biliyoruz. Yani kamu yatırımlarının burada hani başka illere yapılmış olan kamu yatırımlarına göre daha geri planda kaldığını da biliyoruz. Burada tabii ilk akla gelen şey merkezle yerel arasındaki siyasal çatışma. Bu var kesinlikle. Yani bu çatışmanın kendisi esasında böyle bir tuhaf bir görünüm yaratmış durumda 2000'ler boyunca. Bir taraftan bazı yatırımların engellenmesi, yapılmaması, işte önüne taş konması, yerelden gelen yatırım taleplerinin durdurulması gibi bir dinamik var. Bir taraftan da işte oradaki hani muhalif kesimin siyasal hegemonyasını kırmak adına da bazen daha yatırımcı bir tavırda hükümet sergilemiş durumda. Ama bir bütün olarak baktığımızda 2000'lere bu çok tutarsız, çok dengesiz, böyle kaygan bir zemin yaratmış durumda. Ve bu İzmir'in daha ileriye adım atmasını engel oluyor. İleriye adım atmaktan da kastım şu, mesela İzmir işte eğitimli iş gücünün vesaire olduğunu düşündüğümüz bir kent ama bir tarafıyla da İzmir'in mesela... Ama ihraç ediyor sürekli. Ya ihracatı önemli tabii ki ama hala mesela İzmir Alsancak Limanı... Yok yani şey iş gücünü ihraç ediyor, nitelikli iş gücünü ihraç ediyor diğer illere. Evet aynen öyle, onu söylemeye çalışıyordum. Yani hem dışarıya ihraç ediyor hem de mevcutta o nitelikli iş gücünü istihdam edecek kadar, onlara da, hatta daha fazlasını çekecek, onlara cezbedecek kadar... gelişkin bir hizmet sektörü yok. Yani hizmet sektörü de kendi içinde kademelere sahip bir sektör. Yani bunun içerisinde daha nitelikli, daha yüksek kademe getiren sektörler var. Daha sıradan hizmet sektörleri de var. Hizmet üretim alanları da var. Dolayısıyla o kademeye bir türlü çıkamıyor. Üstelik işte İzmir Alsancak Limanı bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Limanın yani ihracat meselesi İzmir'in ekonomisinde en büyük paya sahip alanlardan bir tanesi. Limanın bir türlü kapasitesinin yükseltilmemesi, orada da geleceğin hala belirsiz olması, yerelden gelen bütün taleplere rağmen İzmir ekonomisinin potansiyellerine kavuşamamasının bir nedeni. Bir önceki sorunuzu düşünecek olursak o potansiyeller niye ortaya çıkmıyor diye. İşte burada siyasal mesele hala çok önemli. Gelelim Konya'ya. Biraz evvel Fırat'ın altını çizdiği o ucuz emek aslında. Evet, Konya bunu gerçekten avantajlarını faydalandı. Ucuz emek, esnek üretim tarzı ve KOBİ'ler. Tabii Konya'nın büyümesinin yapı taşları oldu. Biraz niteliği artmış sanayi üretimine de aslında geçti Konya ama şu anda belli bir yerde tıkanmış durumda. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi aslında yerel aktörler arasında tabii hükümet ve çevresiyle bir eşgüdüm var. Yerel aktörler de genelde bir eşgüdüm içerisinde ama yine de bir muhalefet var kentte. Önemli noktalardan bir tanesi bu muhalefete geçit verilmemesi. Mesela bunun bir örneğini turizm alanında görüyoruz. Çünkü turizm önemli bir alan Konya'da. Gittiğim zaman o sektörü temsil eden insanlarla da konuştuk. Mesela küçük otelcilik çok revaçta alanlardan bir tanesi Konya'da. Mesela aynı anda birden fazla restorasyon çalışması oluyor tarihi yapılarda. O zaman bu ister istemez mesela oradaki ekonomik etkinliği azaltıyor. Ama bu böyle birazcık da şey yani o genel olarak o daha kentin büyümesine, kentin açılmasına direnen bir yapı var Konya'da. Bunu iş dünyasında da görüyoruz, turizm alanında da görüyoruz. Bunlar bazen biraz evvel dediğimiz gibi o esnek üretim tarzı, emeğin bol olması bunlar hala daha bir avantaj aslında. Yani bunlar Konya'nın fırsatları ama daha çok Konya'nın hoşgörüye yani aslında temelinde hep Konya dediğimiz zaman aklımıza gelen Mevlana ve hoşgörü kültürü. Bunu kendi içerisinde birazcık daha bütünlüklü bir şekilde yansıtması gerekiyor, kapsayıcı olması gerekiyor ki zannediyorum Konya bu tıkanmışlığı aşabilsin. Belki senin söylemek istediğin şey var. Biz Konya'ya ben hemen araya gireyim gittiğimizde, yerel seçimlerden önce Medyascope için gitmiştik.
Orada şunu çok duyduk mesela. Ya burada özellikle iç turizm açısından bir potansiyel var. İşte malum birçok tarihi eser var. İşte Mevlana'nın şeyi var. Mevlevihane var orada vesaire vesaire. Ama insanları burada tutamıyoruz demişlerdi. Yani geliyorlar yemek yiyip, etli ekmek yiyip gidiyorlar şeklinde böyle bayağı bir insandan duymuştuk bunu. Herhalde o potansiyelde artık neden bilmiyorum ama kullanılamıyor deyip bir araya gireyim. Yok ya, yani siz devam edin. Benim Konya için yani vaktimizi daralıyor. Evet. O zaman o zaman şeye geçelim. Adana, Mersin'e geçelim isterseniz. Siz olur tabii burada. Ki. Yani Adana, Mersin tabii incelediğimiz örnekler arasında bu ekonomik entegrasyonun, işlevsel entegrasyonun en yoğun olduğu alanlardan bir tanesi. Yani bugün artık Mersin, Tarsus ve Adana birbirine fiilen eklemlenmiş durumda kent merkezleri. Burası Türkiye'nin en eski yani 1950'lerden bu yana kalkınmasının odağında yer almış endüstriyel odaklarından bir tanesi, gelişme odaklarından bir tanesi. Yani Adana'daki sanayi 1950'lerden bu yana Türkiye ekonomisine çok katkı verdi. Ama bir taraftan da o işte ulusal kalkınmacılık dönemi, yani daha böyle İtalikameci endüstrileşmenin hakim paradigma olduğu dönemin ürünü olarak ortaya çıkmış bir endüstriyel yapılanma var Adana'da. Mersin ise o vakitler daha tarım kenti. Şimdi 1980'lerle beraber giderek artık o türden bir ekonomik paradigmanın yerini işte ihracat odaklı üretime bırakmasıyla beraber yaşanan o dramatik dönüşüm Adana ve Mersin'in beraber ekonomik gücünün de zayıflamasına neden oldu. Bunun mesela tipik örneklerinden bir tanesi işte o ünlü Sabancı ailesinin ki Adana sermayesinin en büyük grubu, işte Adana endüstriyel kapasitesinin ilk ortaya çıkaran ailelerden bir tanesi. Onun artık neredeyse bütün işletmelerini kapatıp şehri terk etmesi. Bugün bir tane sanırım tek bir sektörde yer alıyor. Bu bile Adana'nın tek başına hani nereden nereye geldiğini gösteren bir şey. Bunun üstüne eklemlenen başka problemler de var tabii ki. Yani burası Adana ve Mersin Türkiye'deki özellikle Kürt bölgesinden gelen, zorunlu göçle gelen göçmenlerin en yoğunlaştığı metropol alanlarından bir tanesi. Her iki şehrin de 1980'lerden bu yana aldığı göç, her ikisinin de sosyoekonomik göstergelerini, kalkınma göstergelerini son derece olumsuz etkiledi. Yani Türkiye'deki en yüksek işsizlik oranları uzunca bir zaman buralardaydı. İşte eğitim seviyesinin düşüklüğü, sağlık eğitim, bu türden sosyal haklara erişim problemlerinin en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesiydi burası. Ve büyük ölçüde problemler devam ediyor. Şimdi bu manzara, genel manzara karşısında bugün Adana-Mersin ekonomisinin kalbi daha çok, Ayşe'de daha önce altını çizdi, lojistik sektöründe ve enerji sektöründe atacakmış gibi gözüküyor. Yani Mersin Limanı'nın Türkiye ekonomisine sahip olduğu büyük pay ve bununla beraber Adana'nın bir enerji nakil hatlarının son noktası olması ve sadece son noktası olması değil, bunların işleneceği yer olması. Şimdi bunlar tabii makro stratejik kararlar zaten Türkiye Planlama Teşkilatı'ndan bu yana. Hani alınmış kararların sonucu bunlar. Fakat problem şu, 2000'ler boyunca bu iki sektörün canlanması için atılması gereken çok yüksek bedeller gerektiren, bunu ancak merkezi hükümet karşılayabilir, adımlar atılmamış durumda. Yani kısmen atıldı fakat hala tam anlamıyla tamamlanmış değil. Mesela en basitinden bu lojistik havalimanının, işte Mersin ve Adana arasında olması bekleniyor. Lojistik havalimanı yıllardır tamamlanmıyor. Şimdi bu bölgedeki bütün farklı sektör temsilcilerinin beklediği önemli yatırımlardan bir tanesi ve dediğim gibi bu ancak merkezi hükümet düzeyine karşılanabilir bir şey. Şimdi burada tabii karşımıza çıkan tekrardan yereldeki siyasal dinamiklerle merkez arasındaki çatışmaymış gibi gözüküyor. Yani bir de şimdi el değiştirdi. Bir de şimdi el değiştirdi. Kesinlikle. Daha öncesinde de hani işte Adana mesela MHP tarafından yönetiliyordu belediye düzeyinde. Yani burada hep bu siyasal mesele, siyasal çatışmalar bir şey yaratmış durumda, bir engel yaratmış gibi gözüküyor. Bu da hala devam ediyor tabii. Bu adımların, hele ki bu kriz koşullarında ne zaman atılacağı belli değil. Ama tekrar etmek gerekir. Burası hani tabii çok ciddi potansiyele sahip bir yer. Bir taraftan da bütün ekonomik sorunlarına rağmen bir bölgeselleşme dinamiğini sürdüren bir yer. Üstelik Suriyelilerin göçüyle beraber ve Suriye'de yaşanan iç savaşla beraber buranın hem sorunları pekişmiş durumda hem de ekonomik hikayesi karmaşıklaşmış durumda. Yani sadece buraya Suriyeli göçmenler geldi ve yeni sorunlar yarattığı için değil. Bir taraftan da Mersin özellikle Suriye'yle hala ciddi iş yapan yerlerden bir tanesi. Birçok Suriyeli orta sınıf girişimci Mersin'de yaşıyor. Yani buranın hikayesini artık sadece Türkiye sınırları içerisinde anlamak mümkün değil.
Bu da yani kent bölge kavramının ne kadar zorlayıcı ama aynı zamanda zengin olduğunu gösteren örneklerden de bir tanesi bana kalırsa. Son olarak hızlı bir şekilde Van'ı konuşursak. Evet. Van yani bölgedeki önemli bir kent. Tabii Van'ın çok önemli yapısal sorunları var tarihsel olarak gelen ve 84'te başlayan çatışma süreciyle birlikte pekişen sosyoekonomik göç. Bütün bunlar göç vermesi. Nitekim bu son 2015'ten beri yaşanan çalışma sürecinde de yine beyin ve sermaye göçünü hemen veriyor şehir. Yani o birazcık biriktirebildiği bir şey, birikimi bile hemen dışarıya gönderiyor. Dolayısıyla yani baştan biraz herkesin gerisinde başlayan bir şehir. Van en önemli sorunu yapısal hale gelen sosyoekonomik sorunları. Şunu belki belirtmek gerekiyor, bir tek Van için değil, bölgedeki bütün kentler 2013-2015 arasında yaşanan o çözüm süreci olarak adlandırılan süreçte ekonomik olarak 2000'lerle başladıkları o iyileşme sürecini özellikle 2013-2015'te kentleşme alanında, orta sınıflaşma alanında bir kademe atladılar, ileriye doğru götürdüler. Ama 2015'te başlayan çatışma sürecinde bu yeniden durdu. 2016'da kayyumlar atandı. Biz kentteki araştırmamızı yaptığımızda da kentte kayyum vardı. Sonra zaten 31 Mart'tan sonra yeniden bütün belediyelere ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Kent tabii önemli bir üniversitesi var bir taraftan, sınır kapısına yakın. Bir de şunun da altını çizmek lazım belki. Bütün bu süreçte bölgedeki özellikle gençlerin tercih ettiği üniversiteler bölgedeki üniversiteler. Yani ötekileştirme problemi nedeniyle bölgedeki gençler diğer kentlere, batı kentlerine özellikle gitmekten çekiniyorlar. Dolayısıyla buradaki üniversiteler aslında bir taraftan önemli bir hale geliyor ki 100. Yıl Üniversitesi ve Teknokenti mesela burada önemli bir işlevi var. İran'dan firmalar geliyorlar, burada çalışıyorlar. Kentin aktörleri çok sebatkar aktörler. Bütün bunların farkındalar, bunları değerlendirmeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği projeleri alan aktörler bile var. Tam bir kentsel koalisyon var mı bu ortamda bile? Ne yazık ki bunun tam olduğunu söylememiz mümkün değil. Aktörler arasında farklı bakış açıları var. Ama sebatkar aktörleri Van'ın özellikle ekonominin iyileşmesi konusunda önemli adımlar atmaya çalışıyorlar. Ama bu kentlerde tabii belediye çok önemli. Belediyenin sağladığı o bütün ekonomik dönüşüm önemli, toplumsal dönüşüm önemli. Çünkü belediye kayyuma geçtiği zaman aynı zamanda en başta kadınlara yönelik çalışmalar olmak üzere hepsinde geri adımlar atılıyor. Bu aynı zamanda ekonominin kadın tarafının da geri gitmesi demek oluyor ki zaten aslında Van'da kadınları daha çok toplumsal ve siyaset alanında görüyoruz. Onun altını çizmek gerekiyor. Tabii ekonomik aktör olarak kadınları çok ön planda göremiyoruz. Tabii Van'la ilgili çok şey olduğu için sadece kentleşme değil aynı zamanda çatışma süreci olduğu için böyle birazcık hepsinden biraz anlatmış gibi oldu ama Van yine de potansiyelleri çok güçlü bir kent. Özellikle sınır kapısı burada çok belirleyici çatışmanın olmaması ve çatışmasızlık durumu ve sınır kapısı özellikle Van'ın toplumsal ve siyasal hayatına, ekonomik alanına çok katkıda bulunacak. Peki süremiz sona erdi. Son olarak şöyle çok kısa cevaplar rica edeceğim. Şöyle bir soruyla bitirelim. Siz bu illeri, 12 ili, daha sonra 4 ili daha biraz daha ayrıntılı olarak incelediniz, baktınız. Kişisel olarak soruyorum. En büyük potansiyel sizce şeyden yalıtırsak, yerel yönetim, merkezi yönetim çatışmasını unutalım bir an için. En çok potansiyel, gelişme potansiyeli hangi ilde var? Ve en az hangisi kullanıyor şu anki potansiyeli sizce? Herhalde İzmir kendini en çok gösteren o. Yani Türkiye ekonomisinin hala en güçlü odaklarından bir tanesi. Potansiyelini kastettiğimiz anlamda kullanmıyorsa da öyle. Potansiyelini en az kullanan biraz zor bir soru, onu düşünmem lazım. Ama İzmir derdim herhalde ben ülke için. Ben de İzmir derdim. Yani en çok kendisini gösteren kent İzmir. Ve o potansiyele göre en az potansiyelini kullanan yine İzmir. Çünkü bütün şeylere sahip, donelere sahip, eğitime sahip, ticarete sahip, geleneğe sahip, bunu yüzyıllardır yapıyor, tarıma sahip. Bunu en az kullanan İzmir. Mazeret olmayan kent dedik zaten biz İzmir'e. Evet. Güzelmiş, evet. Mazeret olmayan kent İzmir. Ama mazeretleri var. Ayşe Köse Badur, Fırat Genç, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
Evet, bugün Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'si projesini konuştuk. İstanbul Politikalar Merkezi ve TÜRKONFET işbirliğiyle yapılmıştı bu proje. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.